Bak sen. Usta oyuncu Kemal Sunal ölümünden 20 yıl sonra Ziraat Bankası reklamıyla tekrar izleyicilerin karşısına çıktı. Sosyal medyada bu durum bayağı tartışıldı. Peki 20 sene sonra Kemal Sunal ekranların karşısına yeni bir video ile nasıl çıktı? İşte cevabı. Son zamanların en popüler teknolojisi deepfake ile tabii ki. Peki deepfake nedir? Bir insanın yüzünün hedef videodaki diğer insanın yüzüne yerleştirilme işlemine deepfake deniyor. İngilizce açılımı derin sahte. Aslında bir montajlama işlemi. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, reklam videosu için kendilerinden izin aldıklarını belirterek çok hoş bir çalışma yaptıklarını söyledi. Reklam filminde Kemal Sunal'ı Mehmet Kut canlandırdı. Çekimler 3 gün sürerken dijital olarak videonun işlenmesi 40 gün kadar sürdü. Dijital olarak yüz naklinin yapılabilmesi için güçlü işlemci ve ekran kartlarına sahip olmak gerekiyor. Yüz binlerce yüz fotoğrafı deepfake teknolojisiyle eğitilip iki video üzerinde dijital yüz nakli gerçekleştirilmiş oluyor. Tabii ki de Mehmet Kurt'un yüz hatlarının Kemal Sunal'a benzemesi bu teknolojinin kusursuz bir şekilde uyum sağlamasında en büyük etkini oluşturuyor. Bilmem. Neden lan? Sen de yerlersiz gülenlerdensin galiba amca. Gülmek fena mı ya?